Bir de 10 yaşında bir kız çocuğu İzmir'de. O da çok ağır kemoterapi ilaçlar kullanmıştı. Ah canım benim 10 yaşında neler çekmiş. Canım, çok şükür. Onun da durumu çok çok iyi. Çok burada iyi. mesela Ayhan Bey var. Ayhan Bey'in de sağ akciğer lobunda 3 tane kötü huylu nodül, sol akciğerinde 3 tane, karaciğerinde 2 santim çapında. Doktor demiş ki ya çok dağınık. Hem sağ akciğer lobunda hem sol akciğer lobunda hem karaciğerinde 3 tane kist. Ameliyatı mümkün değil. Hangi birini alacak? Yani birini alsa öbür tarafta yine yayılacak. Metastaz oluşmuş. Bu da Bulgaristan'da bizim bir hastamız vardı. Kolon kanseri. Onu tedavi etmiştik. Bu da Bulgaristan göçmen olduğu için oradan öğrenmiş. Bulgaristan'dan öğreniyor. Türkiye'den değil de. Bulgaristan'daki dostumdan öğreniyor. Türkiye'de Gökçek var, ona git demiş. O oradan öğrenmiş. Bulgaristan'a da gönderiyor. Nam salmışsınız valla. Ama zaten siz değil mi? Bir ayağınız Almanya'da. Örneğin şu hemen kitabı da bu esnada lafınızı balla bölüyorum ama şifalı bitkiler ve alternatif tıp sevgili seyirciler, her zaman söylüyoruz 7000 adet bitkinin resimleriyle beraber her türlü detaylı bilgisi var. Siz bu kitabı hazırlarken de birçok ülkeyi dünya çapında dolaştığınızı söylüyorsunuz. Evet. Bir bitki fotoğrafı çekmek için bir günde... Siz ünlü olmayacaksınız da ben mi olacağım? Estağfurullah. Yani. Bir bitki fotoğrafı için o konuyu açtınız da. Hamburg, Hanover, Gütersloh, bütün Kuzey Almanya'nın şehirlerindeki botanik bahçeleri gezdim. Paulina guarana denen bir bitki var. Kahve gibi. Güney Amerika'da bunun kahve gibi her gün çayın içerler. Oralara da mı gittiniz İbrahim Bey? Yok yok. Bunu bulmak için bitki. Bulamadım. Güney Almanya'ya döndüm. 1900 kilometre yol yaptım bir günde. Canım sıkıldı ille bulacağım diye. Buldum sonunda. Paulina guarana ya biraz abartılmış. O zaman merak ettim nedir acaba, gerçekten zindelik veriyor ama ya başka yan tesirleri var. Onun için vazgeçtim. Peki son iki dakika. Son olarak. Sağlık sorunları, kanser demiştik. Kist, değil mi? Kist. Miyomlar. Miyom. Mesela iki hanımefendi geldi bize. Biri Halime Hanım. İsmini hatırlıyorum. Onda bir tane miyom 6 santim. Arkadaşında iki tane. Biri 4, biri 5 santim. Bunlar bizim ürünleri kullandılar. Biri, ikisi de 3 ay sonra geldi. Birinde tamamen kaybolmuş miyomlar. Diğerinde 1 santim küçülmüş. Dedi ki arkadaşımdaki miyom tamamen erimiş. Bendeki neden erimedi? Nasıl kullandınız? Kullanmaya bağlı bir de. Yani söylediğim gibi iksiri günde 3-4 defa 2 yemek kaşığı alacaksınız. Sonra 3, sonra 4 yemek kaşığı, sonra 5 yemek kaşığı, yavaş yavaş bir fincana kadar artırabilirsiniz demiştim. Peki. Halime Hanım bu şekilde yavaş artırmış, miyomları tamamen erimiş. Diğeri artırmamış, uymadığı biraz da eksiltmiş. Dolayısıyla süreci uzatmış. Süreci uzatmış. Kullanma talimatı şekilde çok önemli. Zaten siz bu türlü bilgileri de size ulaşan herkese detaylıca veriyorsunuz değil mi İbrahim Bey? Evet. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Ağzınıza sağlık. Tekrar teşekkürler diyelim. Bu önemli ve kıymetli bilgiler ve beraberinde çözümler için sağ olun. Saygılar. Bizden de